Güneydoğu'da evet. iki olaylardan bahsettiniz hocam. Görüntüler var. Onunla ilgili gösterebilir miyim? Bakayım. Çanakkale burası değil mi? Çanakkale'de yatanlar Kürtler, Aleviler, Sündüler, Çerkezler her şey değil mi? Orada değiller mi? Ben de Kürt'üm. Böyle olmaz, kavgayla, gürültüyle, silahla bir yere gidilmez. Sizin aracın para sizin mi? Size mi sayılır abicim? Ekmek yiyorum bunlar. Evet. Ekmek yiyorum. Bak camını kırmış, ne oldu? Ne yapmaya çalışıyor? Amacı ne? Nereye varacak? Bak beni de kendilerini düşman ettiler işte. Yazık, günah yani. Bu ülkede ne istiyorlar ya? Koskocaman dünya, yaşa yaşa bildiğin kadar. Yeter kimseye zarar verme. Zararı kimseye vermese kimse sana karışır mı? Karışmaz. Biraz dengeli olmak lazım. Hele şu gergin ortamda kalkıp da yani bu gibi şeyleri yapan insanlar herhalde ki hepimiz biliyoruz ki bu insanlar provokasyon yapıyorlar. Yani buna akıllı olmak lazım, şuurlu davranmak lazım. Yani şu insanlar kalkıyor, çıkıyor evinden, sabahleyin arabasına binip ekmek yiyor, getirip buraya çekiyor, burada birileri geliyor, molotof kokteyli bilmem ne. Ayıp ya bunlar, vallahi ayıptır. Yakışıyor mu Türkiye'ye? Şimdi yani Leninist sistemde, Marksist sistem, PKK, komünist örgüt, Marksist Leninist örgüt. Lenin, bombalamanın, polis öldürmenin, asker öldürmenin Leninizmin şartı olduğunu söylüyor. Yani adam Leninist olamaz diyor bunu yapmıyorsa diyor. Yani Marksizm, Leninizm diye bir olay kalmaz diyor. Banka soymak, bombalamak, terör estirmek Marksist Leninistin diyor asla vazgeçemeyeceği bir vasfıdır diyor. Evet. Ve merhametli olmak diyor, acımak da diyor, bir Marksiste asla yakışmaz, bir hastalıktır diyor. Ruh hastalığıdır diyor, acımak diyor. Her tuttuğunuzu öldüreceksiniz diyor, iş adamlarını kaçıracaksınız, bombalayacaksınız, haraç alacaksınız diyor. Eğer Marksist Leninistseniz diyor, değilseniz değildirsiniz diyor. Yani eğer değiştiriyorsanız, değil mi? Evet. Revizyonist olmuş oluyorsunuz zaten o zaman onların kafasına göre. Onun için böyle ayıptır, günahtır da komünist anlamaz, hatta güler yani. Çünkü başka türlü komünist olunmaz zaten, Leninist olunmaz. Leninizmin kanıdır, kan. Yani ondan gelişir, ondan yaşar. Kansız yaşayamaz. Çözüm, anti-Marksist, anti-Leninist bilimsel çalışma yapılmasıdır. Adamlar bilimsel görünümünü kendi kafalarına göre çalışma yapıyorlar. Gece gündüz dağlarda akademi diyorlar adam, akademi kurduk diyorlar. Eğitiyorlar adamları. Adamlar okuyor okuyor artık gözleri bozulmuş. Birçoğu gözlükten geziyor. Tabii. Gece gündüz yok. 60 yaşında adamlar bile gece gündüz kitap okuyor. Marx'ın, Lenin'in eserlerini okuyorlar. Darwin'in eserlerini okuyorlar. Acayip bilmişler. Yani süper bilmişler. Böyle konuştuğunda bakıyorsun, Marksist kitapları, Leninist eserleri baştan sona yutmuş adamlar. Sen bu adama ayıptır, günahtır dersen seni dinler mi adam? Ayıp denen kavram dinde var. Günah dediğin kavram dinde var. Dini zaten o ilkel bir meselesi olarak görüyor. Yani Marksizmin karşıtı, Marksizmin düşmanı olarak görüyor dini. Hı hı. Din bir afyondur diyor zaten adam. Yani sen de adama dinle geliyorsun. Dini zaten kabul etmiyor adam. Ben seni hizah ederim dersen de hizah edemezsin. Bilimle ancak etkili olabilirsin. Yani sopayla değnekten olmaz. Bilimsel çalışmanın dışında bir yolu yoktur. Evet. Anti-darvinist çalışma gerekiyor. Şeş TV akşama kadar darvinizmi anlatıyor millete. TRT darvinizmi anlatıyor. Yani materyalist darvinist bir eğitim yapıyor TRT. O durumda oradaki adamlar da materyalist darwinist eğitimden geçmiş oluyorlar. PKK da aynı şeyi yapıyor zaten. Materyalist darwinist eğitim yapıyor. Hı hı.